akmayan lanet bir trafiğin içindesin. Tıkanmış, koskocaman, upuzun, içi pis şeylerle dolu bir bağırsak gibi trafiğin içerisinde tıkalıp kalmışsın. Kendini parazit gibi hissediyorsun. Lanet bir timsah sanki öğlen uykusuna böyle kuyruğundan başına kadar yatmış ve o senin trafiğin olmuş. Kıpırtısız tabut gibisin. Ölü gibi hissediyorsun kendini. Günlerin getirdikleriyle günlerin götürdükleri arasında eşittir sıfır olmuş gibisin. İşlemler olmuş. Bir şeyler toplanmış, bir şeyler çıkarılmış, eşittir, elde var, sen ha varsın, ha yoksun. Naçar bir vaziyette, bezginsin. Kederler içerisinde garip bir oran verirsin. Yani dinlediğin müzik, gözlerinin etrafa bakarken etrafa yaydığı sonbahar, adeta düşen bir yaprak kıvamında kendini çok berbat ve kötü hissediyorsun. Yak dörtlüleri, çek sağa. Güvenden bahsedeceğiz. Güven duymak, güven hissetmek, güven kazanmak, güven kaybetmek, güveni sarsılmak, güven oyu almak gibi bir sürü deyimle anlattığımız güven. Evde kalın gözlüklerini takmış, eline tesbihini almış. Şeklinde sessizce dualarını eden ve o divanda oturduğu yerde kadrajını, duruşunu, tavrını bozmayan babaanne gibi algılıyoruz güveni. Halbuki güven o yerde emeklemekten yürümeye geçmiş ve zırt pırt bir bakıyorsun ana mutfakta. Ay, bir bakıyorsun hop sen git mutfağın şeylerini aç, çekmecelerini, onları basamak gibi kullan, hop çık tepeye. Oradan düşebilir, kafası yarılabilir. Güven aslında bizim alışık olduğumuz anlamda evde oturan o babaanne değildir. Aslında ayaklanmış o yeni çocuğun her an, her yerde, her şeyi değiştirmeye yönelik muzurluğudur. Dolayısıyla güveni garanti altına alamazsınız. Güven duygusunun azalması ve artmasına göre siz de azalıp artmayı ne yapmalısınız? Göze almalısınız. Hayat daima değişerek gelişecek, gelişerek değişecek. Ortada öyle dikilmiş fasulye sırığı ve kazığı gibi lan diye durmak yok. Eğer öyle durursanız sarmaşıklaşan, size dolanan çok fazla olur. Amma bitki olur, amma yılan olur, Allah korusun. Atasözlerine baktığımızda genelde güvenme diyor. Genelde insanlara güvenmememiz gerektiğinden bahsediyor. Ama garip bir şekilde reklamlar, filmler, kitaplar, her şey bizden güven talep ediyor. Ve her şey bize kendini anlatırken ne kadar da tercih edilesi, ne kadar da el üstünde tutulası, ne kadar da güven abidesi olduğu yönünde bir takım fikirleri bize empoze ediyor. Güvenilir diş macunları, harikalar, güvenilir yazarlar, güvenilir tarih kaynakları, güvenilir mutfak malzemeleri, güvenilir arabalar, otomobiller, güvenilir insanlar, güvenilir kıyafetler, her bir yanımız bir şekilde tek bir sıfatla ama bir sürü nesne ve eşyayla dolu. Güvenilir şu, güvenilir bu. Mutfağımızda güvenilir, üstümüzde başımızda güvenilir, altımızda güvenilir, üstümüzde, yerimizde, sağımızda, solumuzda, içimizde, dışımızda her şey güvenilir olmakla bizim gümrüğümüzden, kalbimizden ve aklımızdan içeri girmeye çalışıyor. Bizi kazanmak için, bizim güvenimizi kazanmak için. Peki biz ne yaşıyoruz bu esnada? Bu kadar güven reklamının, bu kadar güven ifrazatının, bu kadar güven boşaltımının tam ortasında, bu kadar kederli bir şekilde sen ne yaşıyorsun? Güvensizlik duyuyorsun. Beter bir halsizlik gibi, böyle çok böyle ince bir, dokunaklı bir hissizlik gibi, güvensizliğin içerisinde adeta göle düşmüş bir yaprak gibi böyle süzülüyorsun. Ne olacak bu güven meselesi? Nasıl olacak bu işler? Nasıl güveneceksin? Güvenmeden nasıl hareket edeceksin? Daha ilginci kendine duyduğun güven olmaksızın ve kendini başkalarına güvenerek ilerletmek noktasında nasıl hareket etmeyi düşünüyorsun? Kendini hastalıklı, kendini yalnız, kendini ya benim bu dünyada ne işim var der gibi buluyorsun. Adeta Descartes'in o kartezyen felsefesinin en önemli mottosu olan düşünüyorum. O halde varım sözü, sende güveniyorum. O halde olmak istiyorum. Adeta bu dünyadaki varoluşunun
ilerleyişi, devamı ve seni bir mutluluk gönderine böyle parıl parıl parlayan bir bayrak gibi çekmesini istediğin duygu güven. Ne yapacaksın peki? Sefa. Sefa, güveniyor musun bana? Güveniyorum abi. Sefa, gerçekten güveniyor musun? Abi, sana gerçekten güveniyorum. Sefa bana güveniyormuş. Neden? Neden? Neden Sefa bana güveniyorsun? Seni tanıyorum abi. Sefa beni tanıdığından bahsetti. Duydunuz. Güvenmek kendi içerisinde aslında tanımak, beraber vakit geçirmek, belli duyguları yaşamak, mesela sevmek, mesela anlamak, anlaşılmak. Aslında güven matruşka, Rus matruşka bebekleri gibi. Çıkardın, başka bir çıkardın, 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 çıkardın. Aynı gibi gözüken ama boyutlarıyla ve duruşlarıyla bir sürü farklılık da ifade eden duygunun kabı gibidir. Kabı gibi. Dolayısıyla biz bir insana güvenmek veya kendimize güvenmek hiç fark etmez. Güven duymak istediğimizde tanımak isteriz. Biz güven duymak istediğimizde o kişi var diye hayatın daha güzel var olmasını isteriz. Güvenme denen neticeyi, sonucu elde etmeye giden yollarda bir sürü ara sebepler var. Tanıyorum. O halde güveniyorum. Anlıyorum. O halde güveniyorum. Seviyorum. O halde güveniyorum. İstediğin gerekçe cümlesini kurabilirsin. İstediğin kadar deterministik sebep toplayabilirsin. Ama güvenle ilgili ilk etapta anlaman gereken şeyi şimdi burada sana usul usul kıssadan hisse babında verelim. Güven asla olmuş, bitmiş, bir kere tam oturtulup sağlanmış ve ondan sonra son noktası konmuş bir şey asla değildir. Güven daima yaralar bereler alan, zedelenen, sonra tekrar iyileşen, sonra kendi içinde gelişmeler, değişmeler kaydeden, gerilemeleri, ilerlemeleri olan canlı, cap canlı bir duygudur. Aynı hayatın ta kendisi gibi. O yüzden güvenmek noktasında sürekli krizler yaşamamız gayet doğal. Güvenmek noktasında endişeler ve korkular içerisinde olmamız gayet doğal. Çünkü güvenmeden yaşayamıyoruz. Güven sizin kendinizde, kendinizle ne olabildiğinizdir. Stoa felsefesi, Marcus Aurelius'lar, Seneca'lar, Epiktetos'lar, Sokrat'lar, Platon'lar, antik Yunan bilgeliğinden günümüze kadar gelen felsefe geleneği hep bunu söyler. Kendinde, kendindeki ile yetindiğinde açığa çıkan, ortaya çıkan şeydir seni başka insanlara götüren. Başka insanlardan sana gelen şey de budur. Dolayısıyla insanı insanın cehennemi, insanı insanın kurdu olarak görmeye başlayan Avrupa egzistansiyalizmi, yani varoluşçuluğu, Albert Camus'lerden, Jean-Paul Sartre'lardan bahsediyorum. Birinci Dünya Savaşı olmuş, İkinci Dünya Savaşı olmuş, insanlar bir sürü yıkımlar görmüş, milyonlarca insan ölmüş. Güven duygusu, bırakın bireysel bazı, bırakın toplumsal bazı, evrensel bazda ve bağlamda bir yitim, bir soykırım yaşamış. Ve hemen bunun ardından ne denmiş? İnsan insanın kurdudur, insan insanın cehennemidir. Bunun olduğu dönemleri yaşamışız ve ardından bu denmiş. Yani buhran, bunalım, sarsılma. Hepimiz güvenmek istiyoruz. Herkes de zaten bizden güvenilmeyi istiyor. Ya da biz onlardan güvenmeyi istiyoruz. Birbirimizden manyak gibi güven, güveniyorum, güven bana. Güven, ben de karışma, güven, güven aşağı, güven yukarı. Ama şöyle ince bir nokta var. Biz kalkıp da gerçekten bazen bir insana güvenmek, hatta bu insan kendimiz bile olabilir, kendimize güvenmek noktasından çıkıp mesela paraya güvenmek gibi, annemize babamıza güvenmek gibi, değil mi? Güzelliğimize, yakışıklılığımıza, bedensel, fiziksel bulunuşumuza güvenmek gibi. Her halükarda güven, güvendiğiniz şeyle beraber büyür. Güven, güvendiğiniz kökle beraber büyür. Güveninizin ağacının toprağında ne var ona bakmanız gerekir. İkinci bir detay, ikinci bir nokta, o da biz bu güven arayışı içinde hareket ederken, güven arayışı içerisinde dolanırken aslında hayatımızda çok önemli bir noktayı da ketlemiş, kesmiş ve biraz da ihmal etmiş bulunuyoruz. Çünkü güven kendi içinde bir eminlik, bir kesinlik, bir kat'iyet arar. Oysaki mutluluk hep risklerle ve hep cüret etmelerle, başarı hep risk almalarla ve bir şeylere cesaret etmelerle gelir. O zaman dikkat etmemiz gereken bir detay da şu olarak ortaya çıkıyor. Güvenme noktasındaki arayışlarınız ilerledikçe
kısılan, geriye doğru kaykılan, kaybolmaya yüz tutan bir deneyiniz var. Cüret etmeniz ve bir şeylere atılma kudretinizdeki azalma var. O halde güven arayışımızın bizi kendi içimizde bizden ettiğini, bizden uzaklaştırdığını da birazcık düşünmeden edemiyorum. Sana güvenmek istiyorum. Seni sevmek istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Seni anlamak istiyorum. Seni yaşamak istiyorum. Bunlar birçok durumda birbiriyle eş anlamlı, eş güdümlü sözler olarak hep karşımıza çıkıyor. Güvenli yarınlar, güvenli duygular ama beraberinde insan olmanın ve yaşamanın getirdiği atılımlarla, katılımlarla, risk almalarla devam. Mükemmel soru. Tevekkül vekil kelimesinden geliyor, vekilden. Vekil kılmak. Yani aslında biz birine güvendiğimizde ne yapıyoruz? El vekil, kel asıl. Nedir? Vekil asıl gibidir. Onu kendi vekilimiz kılıyoruz. Daha sonra el elin eşeğini türkü söyleyerek arayıp da ortaya böyle affedersiniz yoğurtlayıp bırakınca ne oluyor? Yandım anam. Yandı gülüm keten elva. Ne oldu? Tevekkülümüz kendi içerisinde vekil kıldığımız kişi biz yani aslımız gibi davranmadı. Bizi bizim gibi düşünmedi. Güvenim kırıldı. Güvenim zedelendi. Anam yazık oldu. Zedelendim, örselendim, berelendim, yaralandım. Bir dakika. Güven daima tevekkül duygusuyla eşlik eder. Ve bununla çok ciddi bağlantısı vardır her durumda. Dolayısıyla bu anlamda az önce de söylemiştik. Neye nasıl güvendiğiniz tevekkülünüzün de kalitesini ortaya koyar. Dolayısıyla Allah'a güvenmek, anneye babaya güvenmek, paraya güvenmek, güzelliğe güvenmek. Biz ne dedik? Kendinde, kendindekiyle var olan şeye güvendiğinde evet sen kendi güveninin tevekkül makamına vekil olarak da yine kendini getiriyorsun. Dolayısıyla tamamen güzel ve felsefi bir niyetle diyoruz ki kendini çoğaltmayı beceremezsen seni çok kötü çoğaltırlar. Çok farklı makinelerde çok kötü baskılarla çoğaltırlar. Sen dersin ki bu ben değilim. Ama hakikaten ben değilim bu. Ama bir yandan ise tevekkül dedin. Yetkiyi verdin. O yüzden kendini kendindeki bir çoğaltmayla meydana koyarsan sende daha ne senler var. Mevlana bunu söylüyor ya. Yunus Emre de söylüyor. Ne yapacağız? Kendimizin baskı makinesi olacağız. Kendimizin matbaası kendimiz olacağız. O zaman güvenden yana hiçbir sıkıntımız kalmaz. Güzel soruydu. Fena bir cevap değildi. Bu şimdi BİM'e A101'e gittin, markete gittin. Ürünün zaten reklamı yapılmış. Eline aldın bir markayı, baktın son kullanma tarihi, içindekiler falan filan. Böyle bir şey yok. Soyut şeylere güvenmekle somut şeylere güvenmek arasında çok büyük farklılıklar. Bir kere şöyle bir şey var. İnsan insanla daima yenilir. Yenidir kardeşim. Aa ne kadar da güzel gözleriniz var sevgili bayan. Sizden etkilendim. Hani güven aramıyorsun. Gidiyorsun. Ya da müthiş bir otomobil gördün. Kafan dolu onunla. Oo siyah araba. Hem de şöyle hem de böyle bir hop atladın üstüne. Yani çoğu zaman aslında güvende yeni bir şey yoktur. Eskimiş, kokuşmuş şeyler vardır. Zaten içimizde bekliyordur. İçimiz bu anlamda bir darul aceze, o az önce bahsettiğim babaannelerle doludur yani. Güvenme noktasında biz daima başkasında anlıyoruz bunu. Başkasında anladığın ne? Başkasında gördüğün ne? İnsan gördüğü kadar zaten. Başkasında gördüğün de kendinsin. Merak etme. Her birimiz birbirimize tutulmuş aynalar gibi manyak manyak dolanıyoruz ortada. Çıkıyorsun ayna ha hadi bakayım söyle bana ha dost dosta acı söyler nereden çıktı buradan çıktı çıkıyorsun dostum sen var ya hop sana oradan bir güzel çift yol döşüyor sana gerçeği rahvan gitsin güzel gitsin diye akıtıyor ama öbürü ne yapıyor öbürü süslüyor püslüyor şu bu falan filan o yüzden hem bir yandan güvendiğimiz insandan gerçeği duymak istiyoruz ama bir yandan ne olursun canımı çok yakma tamam mı böyle bir şey yok böyle bir şey yok. Güvenme noktasında ne zaman anlarız, nasıl anlarız? Net bir şekilde İmam-ı Gazali İhya Ulumuddin'de evrensel bir soruyu şak diye sorar. Mahbubu evvel kimdir der. İlk sevgili kimdir? İlk sevgili kimdir dediğimizde garip bir şekilde bu soruyu sorduğunda, İmam-ı Gazali'nin bu sorusunu kendine sorduğunda
bir takım dairesel hareketleri böyle avel avel. Sağına soluna kendine bakmak. Çünkü cevap kendimiz. Mahbubu evvel yani ilk sevgili daima kendimiziz. O yüzden de güvenin nasıl ve ne zamanla ilgili en kesin bilgi şudur. Kendime yapılmasını istemediğim şeyi ona yapmam asla mümkün değil. Onun da kendisine yapılmasını istemediği şeyi bana yapması mümkün değildir. Güven tescil edilmiştir. Bu değilse şu yaptığım hareketin tam tersini düşünebilirsiniz. Abi hayat boyu yaşanan, işten işe taşınan güvensizlikler ne olacak? Evet, sıkıntı. Şimdi burada çok basit bir girizgah yapmama müsaade edin. Bizler doğmadan önce bizim için doğmuş olan hayatların içine doğuyoruz. Kimlik bilgilerimiz, ismimiz, memleketimiz, kütük numarası, annenin ismi, babanın ismi, senin ismin, dinin, görüşün, cinsiyetin, konuşacağın ana dil ve doğduğun seneki ülkenin sorunlarının senin sorunlarına olan katkısı. Dur bakalım acaba annen nasıl bir insan çıkacak? Acaba baban seni kaç kere hangi sebepten dolayı şöyle bir tozunu alacak? Acaba anne diye gittiğinde karşılaştığın şey Çin Seddi mi olacak? Yumuşak bir yastık mı olacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bizler bunların içine doğuyoruz. Dolayısıyla aslında Sefa'yı çok tebrik ediyorum. Güvenle ilgili en aslında başta, ortada ve sonda hep öğrenmemiz ve aklında tutmamız gereken şey şu. Hazır ve verili bir ürün yok. Asla yok. Ne var peki? Şöyle bir durum var. Sefa gülüyorsun. Gülüyorsun başka. Güveniyorum. Seviyorum. Anlıyorum. Teşekkür emali yok. Şu arkadaşlar. Asla ve asla bilemezsiniz. Emin olma duygunuzu bir kenara koyar mısınız lütfen? Ben kesinlikle bilmek istiyorum. Lütfen bırakır mısın şu şımarıklığı? Çünkü sen daima ve daima sen daha yokken hayatın boyunca senin adına seni konuşacak olan şeylerin içine dolduruldun. Sen var ya sen biber dolmasının o oyulduktan sonrası var ya. Sen artık onun içine ne koyarlarsa. Onu nasıl pişirirlerse. Ben yok ya. Ne yapacaksın peki? İlk önce kimliğinin bir farkına varacaksın. Neler var? Kütük bilgileri, anne baba bilgileri, yer bilgileri, dil bilgileri. Bunlara bir bakacaksın. Sonra yavaş yavaş kişiliğine doğru eriyeceksin. Bir de oraya bakacaksın. Ya benim kendi karakterimde, mizacımda, yapımda. Ve sonra geldik. Birçok insanın ne yazık ki sihriyle ve büyüsüyle haşır neşir olamadığı en üst seviye. Kendilik. İnsanoğlunun en korktuğu şey kendilik. İşte o noktaya geldiğinde bizim en başından beri vurguladığımız ben içinde ben, sen içinde sen, güven içinde güven. Aa, 10 numara. Mis, kebap. Yeme yanında yat. Kafa ütülemeye gerek yok. Biraz kırışıklık iyidir. Çok da fazla meseleyi uzatmayalım. Dertleri kapat. Sola bak. Çık yola. Gönlünce olsun. Yolun açık olsun.